Bebeğime bir şey olmayacak değil mi? Merak etmeyin. Sadece net bir MR görüntüsü alabilmek için uyuşturacağız. Yani hamilelikte ağrı kesici bile vermiyorlar ya. O yüzden dedim. Evet. Ama bazen kuralları biraz esnetmekten zarar gelmez. Merak etmeyin. Demek ilk çocuğunuz. İsim verdiniz mi peki? Nisan hocam, Nisan ismi. Maşallah bebek gelmeden bütün hastane öğrendik zaten adını. Öğreneceksin tabii Samet. Öğreneceksiniz oğlum. Minik bir bedene can vermekten daha önemli bir şey var mı? Hı? Karı koca olmanız ne güzel. Biz de Erdal'la ikimiz de öğretmeniz. İnşallah sizin de minik bir mucizeniz olur. Bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Mucize. Yani bir gün bir evladımız olursa mucize ismini düşünebiliriz. Ben beğendim, güzel isim. Değil mi? Ben hazırım. Hadi. Hadi çocuğum. Ay baba, fazla vaktimiz yok. Hemen MR'a, hemen. Ben siz dışarı alayım. Tamam. Aşkım ben dışarıdayı bekliyorum, merak etme. İkisini de kurtulacaklarını söyle bana. Senin ellerinde yaşam var sevgilim. Sen mucizesin. Kurtulacaklar, merak etme. Hadi çıkalım da çocuklar işlerini yapsınlar. Yanlış basmışsın Murat. Yanlış basmamışsın. Merak etme, baskı yapmıyorum. Zaman istediğini biliyorum. Ne yapıyorsun peki? Reklam. Reklam gibi düşün bunu. Reklamlar baskı yapmazlar biliyorsun. Sadece tanıtım yaparlar. Aman, aman, aman. Sen şunların güzelliğine baksana ablası ya. Şunlara bakar mısın? Ne kadar tatlılar. Şapşik. Baba el yapıyor bana. Ali. Ali Asaf. Sevgilim, söyle. Bizim ayrılmamız gerek. Ben bir gün olur da annem gibi olursam diye çok korktum. Hayatım boyunca bundan korktum. O yüzden de çocuk istemedim. Çünkü hiçbir çocuğa annemin bana yaşattıklarını yaşadım. Ama senin bunu ne kadar istediğini biliyorum. Ben seni bundan mahrum edemeyecek kadar çok seviyorum. Ben de bu yüzden senden ayrılıp başkasıyla çocuk yapacağım, öyle mi? Baba olma hakkını elinden alamam. Ne hakkı Eylül ya? Ne hakkı? Saçmalama, ben seninle çocuk yapmak istiyorum. Başkasıyla değil. Ama sen de istemiyorsan yapacak bir şey. Ne yapalım, yapmayız olur bir de. Ya sen benim bu hayattaki tek gerçeğimsin sevgilim. Benim her şeyim sensin. Benim önceliğim sensin. Her şey seninle güzel. Yani senle olmadıktan sonra olmasın. Sen bunu anlamadın mı hala? Daha ne kadar anlatacağım? Hayır bile kalkmış bana, diyorsun ki ayrılalım. Biliyor musun? Sen aslında anne olmak istiyorsun. Sadece çok korkuyorsun. Annemle birbirimize çok benziyormuşuz. Bütün huylarımız, hallerimiz aynıymış. Anneannem mi anlattı? Bak sevgilim. Bir insan kendini öldürüp öldürmeyeceğini bilir. Ben mesela bunu hayatta yapamam.
Senin böyle düşüncelerin mi var yoksa? Yok. Ama şimdi yok. Annemin de yokmuş ki. Sen dedin hasta bir kadındı diye. Ya bir gün annem gibi hastalanmışsa? Ya hiç hastalanmazsan? Ama bu riski göze alamam. Çünkü hiçbir çocuk benim yaşadıklarımı yaşamamalı. Bu kadar ağır bir yükle büyümemeli. Ben yapamam. Yapmadın bizde o zaman. Neyse ne. Bir daha ağzından ayrılık sözcüğünü duyarsan var ya. Sen benim her şeyimsin. Bunu aklına da o güzel kalbine de yaz, tamam mı?